Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size en çok kullanılan dikiş makinesi ayaklarından bahsedeceğim. Şimdi size teker teker bunların işlevlerinden bahsedeceğim. Evet, bu normal dikiş makinesine kullandığımız temel ayak, biliyorsunuz bunu. Gelelim gizli fermuar ayağına. Gördüğünüz gibi bunda iki tane yol var ve bu yollardan fermuar dişleri geçiyor. Bu şekilde gizli fermuarınızı takıyorsunuz. Bu gizli fermuarı tabii ayağı bu şekilde almış olabilirsiniz ama makinenize takamazsınız. Bunun için ayrıca bir aparatınız olması gerekiyor ve makinenize kolaylıkla takabilirsiniz diye. Bu aparatı buradan taktıktan sonra işte şimdi makinenize takmak üzere hazır hale gelmiş oluyor dikiş makinesi ayağınız. Bilindiği üzere bu zaten ana temel dikiş ayağımız. Bunu bu şekilde gevşeterek ya da küçük vida, orta vida yardımıyla çıkartabiliyoruz. Bakın bu da büzgü ayağı. Bu büzgü ayağı da kendi aparatı var bunun. Bunun için ayrıca aparat almaya gerek yok. Bunu direkt makinamıza takabiliriz. Biliyorsunuz büzgü ayağı nasıl kullanılır? YouTube kanalımda var. Bununla ilgili bir video çekmiştim. İzleyebilirsiniz. Bir diğer ayağımız ise kıvırma ayağı. Gördüğünüz gibi bu da gizli fermuar ayağı gibi üst aparatı yok. Bunun için bir üst parçaya ihtiyacınız var ve bu şekilde ayağımızı o aparata taktıktan sonra artık makinamıza geçirebiliriz. Kıvırma ayağında kıvıracağımız kumaşın kenarını hafif kıvırarak bu yol içinden geçiriyoruz ve dikişi yapabiliyoruz. Bu da bir kıvırma ayağı ama bunun üst aparata ihtiyacı yok. Çünkü kendinden mevcut. Bunu direkt makinamıza takabiliriz. Böyle bir ayak da alabilirsiniz. Yani şuna dikkat edeceksiniz. Ayağınızın üst aparatı var mı yok mu? Ona göre eğer eksikse o üst aparatı da almanız gerekiyor. Ve diğer en çok kullanılan ayaklardan biri, bu da ilik açma ayağı. İlik açıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi milim hesapları var. Ne kadar aralıkta yapmak istiyorsanız bu şekilde buraya kumaşın üzerinde ayarlayıp istediğiniz ölçüde iliği açabilirsiniz. Biliyorsunuz zigzag ayarına getiriyoruz. Biz bu ayağı kullanabilmek için zigzag ayarına getirdikten sonra zaten makinamız bir sağa bir sola şeklinde ilerleyeceksiniz ve orta kısmı keserek düğme iliğimiz açılmış olacak. Bunun da gördüğünüz gibi üst aparatı yok. Ne yapıyoruz? Üst aparatı olmadığı için ona da bir üst aparat takıp bu şekilde makinamıza takıyoruz ve düğme iliği açma ayağımız da hazır hale geliyor.